Herkese merhaba. Bu bölümde yeliz bebeğin şapkasını öreceğiz. Ayrıca ayakkabılarını da göstereceğim yapılışını. Şapkamızı iki şekilde kullanmanız mümkün. Böyle düz düz bir şekilde de kullanılabiliyor. Ya da şöyle ucunu kıvıra da biliyorsunuz. Ayakkabılarımız yine çıkabiliyor arkadaşlar. Düğmeli. Buradan düğmesini açıyoruz. Bu şekilde Şimdi hemen ayakkabı yapımıyla önce ayakkabı yapımı ile başlayacağım daha sonra şapkasıyla devam edeceğiz hemen başlıyorum. Ayakkabımızın ikisini de aynı öreceğiz buraya kadar aynı son sırada sağ ve sol tekinin ayrımını yapacağız bağcıklarının farkı olacak. Şimdi buraya kadar iki ayakkabıyı da aynı şekilde öreceğim bir tanesini ördüm ben. Siz de şimdi benimle birlikte örün ve bir tane daha aynısından örerek hazırlayın. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 2. zincirden ikinci zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Sıradaki son sık iğnenin içine batıyorum. 1 2 3 tane aynı boşluğun içine sık iğnemi yaptım. Şimdi dönüyorum. Zincirin diğer tarafına. İpi de buradan yürüteceğim. 1 2 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım bir tane boşluğum kaldı burada onun içine de bir tane yani iki tane arkadaşlar bir tane arttırma yapıyorum altı tane sık iğne yaptım bir tane çift yaptım ilk sık iğnenin içine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum bir tane zincir çekip ikinci sırama başlıyorum. Bu sırada 18 sık iğnem oldu. Hemen dibine battım. Aynı yere bir daha çift yaparak başladım sırama. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve e, şimdiki arka arkaya e, boşluklara 3 tane çift yapacağım. Birinci çifti yaptım ikinci çifti ve 3. çift 6 tane sık iğne örüyorum. devamında 3 4 5 6 tek. sıradaki iki tane boşluğun içine her birine çift yapacağım iki tane arka arkaya çift yapıyorum sıra başına ilmek kaydırmayla birleştiriyorum bir zincir çektim sayım 24 oldu 3. sıradayım bir zincir çektim hemen dibine batıyorum bir tane sık iğne yaptım yanındakine çift yapıyorum bir tek bir çift örüyorum bir iki üç dört beş altı tane ördüm tekrar bir tek örüyorum bir çift yapıyorum bir tek bir çift iki oldu bir tek bir çift 3 kere bir tek bir çift yaptım şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım sıradaki boşluğa bir tane yaptım altı tek yaptım bir tek bir çift yapıyorum yine bir tek bir çift iki kere 6 sık iğneden sonra bir tek bir çift bir tek bir çift yaptım yine ilmek kaydırma ile birleştirdim zincir çekip bir tane zincir çektim hemen dibine batıyorum bir iki tane sık iğne yapıyorum sıradaki boşluğa çift devam ediyorum bir iki üç tane tek tek ördüm şimdi buradan sonra üzerine dolayarak öreceğiz üzerine doladım sıradakine batıp üçünü birlikte topladım üzerine doladım yine aynı şekilde çakma trabzan yaptım iki tane yine üzerine doluyorum sıradakine çift yapacağım çakma trabzan ile çift yapıyorum iki tane ördüm, bir tane çift yaptım çakma trabzanla. Şimdi bir tane öreceğim, sıradakine çift yapacağım. Bir tek, bir çift. Ama çakma trabzanla karıştırmayın. Tekrar bir tek, bir çift. Bir daha bir tek bir çift 5 kere yapacağım bir tek bir çifti bir tek bir çift bir tek bir çift sanırım 4 oldu ilk başta arttırdığım 2 e, ör bir arttır yapmıştık ondan sonra bir tek bir çift bir tek bir çift 2 3 4 5 oldu arkadaşlar 5 tane arttırmış oldum toplamda 6 tane arttırdım bu çakma trabzanlarla toplamda 6 tane arttırmış oldum şimdi 2 tane yan yana yine tek tek örüyorum çakma trabzan çakma trabzanlarımız bitti şimdi sık iğne ile devam edeceğim 1 2 3 tane sık iğne yaptım bunlar kalıyor burada iki tane örüyorum bir tane çift yapıyorum iki tek bir çift sık iğne ile yapıyoruz tekrar iki tek bir çift yaptım sıramı tamamladım bu sıra sonunda yani 1 2 3 4. sıra sonunda sayım 39'a çıktı ee, şimdi son sık iğneyi toplama kısmını son sık iğneyi yapıyorum bu toplama kısmını renk geçişi yapacağım. Onun için yeşil ipimle çekeceğim. Kahverengi ipi burada e, ikisini bağlayacağım arkadaşlar. Şimdiden bağlayayım. Ve kahverengi ipi öne geçiriyorum. Sonradan da geçirebiliriz ama ben şu anda öne geçiriyorum birleştirmeden önce. Çünkü o ipi orada biraz bırakacağım şu kenarına süs yapmak için. Şu arka labuna bakın buraya birleştiriyorduk bütün sıralarda alt sıralarda. Onun iki halkasına batıyorduk. Şimdi arkadaki halkaya batıp. ilmek kaydırma yine yapıyorum bir zincir çekip arka loplarına batıp öreceğim şimdi aynı yere batıyorum sık iğne yapacağım 1 2 bakın arkadaki kanatlarına halkalarına batacağım 39 tane sık iğne yapacağım ön tarafta bu halkaların bir birer tanesi kalmış olacak. Böyle devam edeceğim. Dönerek 39 tane sık iğne yapacağım. Böyle tamamlayalım buraya kadar. Son sık iğneyi de yapıyorum arka lobdan yine e, bakın şuraya normal bir şekilde yani iki kanadına batarak ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi e, burada 39 sık iğne yaptık 5 e, sırayı yaptık 6 7 8 3 sıra daha e, 39 sık iğne yapıp düğüdüz geleceğim. E, şu kısmı 3 sıra öreceğiz. Toplamda yeşille 4 sıra olmuş olacağız. 4 sıra 39 sık iğne yaptım yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum sıra başına bir tane zincir çekiyorum burada örmeye başlıyorum dibinden başladım hemen 8 tane sık iğne öreceğim 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm şimdi arka arkaya eksiltme yapacağım şu şekilde bir tane yaptım ön halkalarını alıyoruz çekip topluyoruz üçüncü dördüncü beş 6 7 8 9 10 tane eksiltme yapıyorum. 10 tane eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar örmeyeceğim. Bir tane, iki tane kalıncaya kadar. Şimdi buradan iki tane ördüm. 3 devam ediyorum. Eksilttikten sonra 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım son 2 tane sık iğnem kaldı onları da birlikte aldım ve eksilttim ilmek kaydırma ile birleştiriyorum bir zincir çektim şimdi e, burada sol bu sol ay ayakkabı olacak. Sol ayakkabıyı yapıyorum şu anda. İkisini aynı şekilde buraya kadar ördüm. İkisi de aynı. Bakın aynı şekilde ördüm. Ee, şimdi sol ayakta 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm. 8 sık iğneden sonra ilmek kaydırma yapacağım. 11 tane Bakın 1 sıradakine batıyorum. 2 ikinci oldu. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmek kaydırma yaptım. 11 tane ilmek kaydırma yaptım. Burada 14 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 zincire batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum ikincisine batıyorum ilmek kaydırma 3 4 5 zincirlerin üstüne ilmek kaydırma yapıyoruz 6 7 son zincirime de battım 8. 8 tane ilmek kaydırma yaptım. Hemen sıradan yanındakinden devam ediyorum. Sık iğne yapacağım. Hemen dibine yanındakine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa ilmek kaydırma yapıp ipimi keseceğim. Zincir çekmeden e, kestim arkadaşlar. Şimdi iğne takacağım buraya. şu birleştirdiğim sık iğneye değil arkadaşlar bakın ona ilmek kaydırma yaptım yanındakine batıyorum arkaya doğru geçtim tekrar şuraya bu taraftan batıyorum burada böyle bütünlük oluşuyor düğüm atacağım çünkü hiç düğümlemedik bu sağ ayakkabımız daha şurasını da göstereceğim yalnız solu da tamamlayalım Pardon bu bu sol ayakkabımız bakın böyle ayağa geçtiği zaman bu sağ olacak bu sol Şimdi bu e, burada kalsın. Şimdilik sağ ayağıda da son sıraya kadar ördük. Şu bağcık yaptığımız sıraya kadar aynı şekilde videoyu başa alarak e, bunu aynısından ördük. Şimdi bu son sırada sağ ayakta 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi ördüm şimdi burada 14 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 7. zincirden başlayacağım 1 2 3 4 5 6 7. zincire batıyorum ilmek kaydırma yapıp devam ediyorum 2 3 4 ilmek kaydırma yapıyorum 5 aynı diğeri gibi 6 7 8 tane ilmek kaydırma yaptım şimdi hemen dibine batıyorum yani sıradakine ilmek kaydırma yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yine ilmek kaydırma yaptım. Buradan sık iğneye devam ediyorum. Sıradakine sık iğne yaparak başlıyorum. Sıra sonuna kadar 9 tane sık iğne örüyoruz 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ipimi çekiyorum aynı şekilde diğerini yaptığım gibi iğne takacağım ve içeriye gizleyeceğim ipimi ee, şimdi tabanını yapılışını göstereceğim arkadaşlar bunu yaptım ben bakın ee, burada süsleme yapacağım şöyle çeviriyorum bu ipi burada bırakmıştık arkadaşlar buradan çekiyorum şurada kalan halkalara bakın kahverenginin bir sıra halkası kalmıştı ilk sırada yeşile geçtiğimiz sırada onların üzerine yapacağım buraya geçtim yandaki halkaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum yandaki halkaya batıp ilmek kaydırma sırayla 39 tane burada ilmek kaydırma yapacağım tabanda 39 sık iğne var çünkü buralara sıra sonuna kadar Ilmek kaydırma yapıp geleceğim. Sonda iki tane daha kaldı arkadaşlar. Onları da yaptım. İlk başta yaptığımın içine geçiriyorum ipimi keseceğim. Yine iğne takacağım. İğneyi taktım arkadaşlar. Bakın şurada ilmek kaydırmaya geçiriyorum sonra buraya ortasından batıp arkaya geçiyorum yine burada bütünlük oluşmasını sağladım şimdi buradan içeriye kısma geçip düğümleyeceğim Bakın tabanımız ayakkabımız bu şekilde bu taban süslemesini yapmadığımız zaman e, pek güzel durmuyor arkadaşlar illaki onu yapıyoruz güzel oluyor. Şimdi bunu da aynı şekilde temizleyip düğmelerini dikeceğim arkadaşlar. Şuraya bebeğinizin ayağına geçirip de ölç edebilirsiniz. Bu şekilde şuraya bir tane düğme dikeceğim. Diğerini de temizleyip hazırlayıp geleceğim. Ayakkabıların düğmelerini de diktim. Temizledim iplerini. Böylece tamamladık. Düğmelerimizi arkadaşlar şurada sık iğne başladığımız yere Burada e, ilmek kaydırmadan sonra sık iğne yapmıştık. Burada sık iğne ilmek kaydırmaya geçtiğimiz yere dikiyoruz e, düğmelerimizi. Tabi bebeğinizin ayağına geçirip e, nereye dikeceğinizi öyle de karar verebilirsiniz ama en uygun yer burası oluyor. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Kapatıyorum. Sihirli halkamı. Ee, şimdi buraya işaret koyacağım. İşaretimi buraya takıyorum. ikinci sırada her birine çift yapacağım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane çift yapacağız bu sırada. Her zaman yaptığımız amigurumi de arttırma şeklini uyguluyoruz. İkinci sırada her birine çift yaparak 6 çift yapıyoruz ve sayımız 12 sık iğneye çıkıyor. şurada yukarıda arkadaşlar sayıları yazıyorum. İngilizce'de olsa da anlayabilirsiniz. E şimdi üçüncü sırada bir tane örüyorum bir tane çift yapıyorum bir tek bir çift bunu 6 kere yapacağız yine bir tek bir çift Tığım 2.10 milim arkadaşlar ee, gövdede ten renginde 1.9 milim tığ kullanıyorum daha önce de söyledim kıyafetlerinde 2 ya da 2.10 milim benim tığım silinmiş numarası 2.10 milim bir tek bir çift şeklinde 6 kere arttırıp bu sırayı tamamlayacağım bir tek bir çift sayım 18 sık iğneye çıktı dördüncü sırada bir iki tek örüyorum bir tane çift yapıyorum iki tek bir çift bir iki tek bir çift gövdede ördüğüm kadar sıkı yapmıyorum normal bir şekilde ben istediğim zaman elimi sıkılaştırıp gevşeltebiliyorum o yüzden yani şu sırada biraz daha çok sıkmadan normal bir şekilde örüyorum. İki tek bir çift yapıp sıramı tamamlıyorum. Son bir iki tek son boşluğa çift sıramı tamamladım. E, sayım 6 12 18 24 oldu şimdi e, 3 tek yapıyorum sıradakine çift batıyorum 3 tek bir çift 6 kere 3 tek bir çift yapacağız bir keresini yaptım 5 kere daha yapıp sıramı tamamlayacağım sayım 30'a çıktı bu sırada da arttıracağız aynı rutin arttırmama devam ediyorum 3 ördüm 4 4 tek bir çift yapacağız 6 kere toplamda arttırıp geleceğim tamamladım arttırmalarımı sayım 36 sık iğneye çıktı yeni sıraya başladım 2 3 4 5 tane örüyorum bir tane çift yapıyorum 5 tek bir çift yine 6 kere toplamda arttırıp geleceğim tamamladım 5 tek bir çift 6 kere yaptım şimdiki sıramda 6 tek bir çift yapacağım 2 3 4 5 6 tek bir çift yine toplamda 6 kere buralarda artırarak tamamlayacağım sıramı tamamladım 6 tek bir çift yaparak 48 sık iğneye sayım çıktı bu sırayı dümdüz 48 sık iğne olarak yapacağım dümdüz örelim arkadaşlar 48 sık iğneye bir sıra öreceğim bir sıra 48 sık iğne yaptım dümdüz arttırma ve eksiltme yapmadan şimdiki sıramda yine arttıracağım 7 tane tek tek öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm sıradakine çift yapıyorum 7 tek bir çift şeklinde yine 6 kere 7 tek bir çift artırmalarımı yapıp geleceğim arttırmalarımı yaptım sayım 54'e çıktı bir sıra 54 sık iğne yaparak bu sırayı da dümdüz 54 sık iğne yapıp tamamlayacağım bir sıra yaptım 54 sık iğne şimdi bu sırada yine arttıracağım 3 4 5 6 7 8 tane öreceğim bir tane çift yapıyorum 8 tek bir çift 7 kere yine pardon 6 kere 8 tek bir çift yaparak arttırmamı yapacağım bu sırada da bir sıra arttırma yaptım. 8 tek bir çift. Şimdiki sırada arttırma yapmıyorum. Bir sıra sayım 60'a çıktı. Bir sıra 60 sık iğne dümdüz örüp geleceğim. Bir sıra ördüm. Bu sırada da arttırma yapacağım. 9 tek yapacağım. Bir tane çift. 9 tek 4 5 6 7 8 9 tane ördüm sıradaki boşluğa çift yaparak arttırıyorum bunu da 6 kere yapacağım arttırmalarımı tamamlayacağım 5 kere daha 9 tek bir çift sayım 66'ya çıktı ee, şimdi 3 sıra 66 sık iğne dümdüz öreceğiz 3 sıra örelim arkadaşlar 66 sık iğneye 3 sıra 3 sıra daha örüp geleceğim. 3 sıra 66 sık iğneyi dümdüz bir şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar burada arttırmalar yapacağım. Önce 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 tane sık iğne örüyorum. Sıradakine çift yapıyorum. 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 10 tane örüp çift yapacağım. Tekrar 10 tane ördüm yine çift yapıyorum 10 tek bir çift e, bu arttırmalar arkadaşlar 10 tek bir çift 5 kere yapacağım ilk başta 2 tek bir çift yaptım 10 tek bir çift 10 tek bir çift 3 kere daha 10 tek 2 3 e, kere daha evet arkadaşlar 5 kere toplamda 5 kere 10 tek bir çift yapacağız sıra sonunda 8 tane sık iğnem kalıncaya kadar 10 tek bir çift yapacağız çift yaptıktan sonra burada 8 tane sık iğne kalacak. Onu da yapacağız. 10 tek bir çift 5 kere yapıp geliyorum ben. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. 2 tek bir çift yaptım. 10 tek bir çift. 10 tek bir çift 2. 10 tek bir çift 3. 10 tek bir çift 4. 10 tek bir çift 5 kere yaptım. Sıra sonunda 8 tane sık iğnem kaldı. Aslında yine arttırmalarım 6 tane oldu. Fakat kaydırdım arttırma yerlerini. Üst üste gelmemesi için kaydırıyoruz. Şimdi bu sırada da aynı şekilde kaydıracağım. 2 sık iğne ileri alacağım. Bakın burada 2 sık iğne örmüştük. Bir alt sırada. 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum bu kez. Yani ilk arttırmaların üstüne de örüyorum. 4 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. Bu kez 11 tane öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. Bakın arttırmaların üstüne de örmüş oluyorum ve çift yapıyorum. 11 tek bir çift. Yine 11 tek bir çift, 11 tek bir çift. E, toplamda 5 kere daha yapacağım. Bir kere yaptım ben 11 tek bir çifti. 5 kere daha yapacağım. E, sıra sonunda sonda e, 7 tane sık iğnem kalacak. 7 sık iğne kalmış olacak. Burada da 4 yaptığımız için yine 11 sık iğne olmuş olacak. 2 arttırmanın arasında. Yani 11 tek bir çifti 5 kere yapacağım. Ee, buraya kadar geleceğim. 5 kere 11 tek bir çift yaptım. Başta da 4 tek bir çiftle başlamıştık. başlamıştık. Ee, sonda 7 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yapıp sıramı tamamladım e, şimdiki sıramda 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım sıradaki boşluğa çift yapıyorum 6 tek bir çift şimdi 12 tane öreceğim bir önceki sırada 11 tek bir çift yapmıştık bu sırada da 12 tek bir çift yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 tane, 12 tane ördüm ve çift yapıyorum. 12 tek, bir çift. Bunu yine 5 kere 12 tek bir çift şeklinde arttırmalarımı yapacağım. Ee, buraya kadar geleceğim. 5 kere 12 tek bir çift yaptım, en son çift yaptım. Ee, burada 6 tane sık iğnem kaldı. 3. 4 5 6 sık iğnemi de yaptım. Yeni sıraya geçiyorum. Örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Örüyorum. 8 tane ördüm sıradakine çift yapıyorum bu kez 13 tane öreceğim bir tane arttıracağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğne yaptım sıradaki boşluğun içine çift yapıyorum. Yine aynı şekilde 5 kere 4 kere daha yapacağım. 13 tek bir çift, 13 tek bir çift, 13 tek bir çift, 13 tek bir çift. Burada sonda 5 tane e, sık iğnem kalacak. 5 sık iğne kalacak. Oraya kadar örüp geleceğim. 13 tek bir çift yaptıktan sonra burada bakın 5 tane sık iğnem kaldı. Onları da yaparak sıramı tamamladım. Yine arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne ördüm bu kez baştan ve çift yapıyorum 10 tek bir çift yaptım şimdi 14 tek bir çift yapacağım 2 3 13 14 tane ördüm bakın arttırmalarımız bu şekilde böyle bu tarafa doğru gidiyor 14 tek bir çift yapıyorum tekrar eee 4 kere daha 14 tek bir çift yapacağım. E, Sonda 4 sık iğnem kalacak bu kez. E, tamamlayacağım. Burada da 4 sık iğne yapıp e, geleceğim. Kış şapkamız bu şekilde. Bir sıra daha yapacağım arttırma. Bu arttırmamızı da şöyle yapacağız. E, ilk başta örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ördüm bu kez 12 sık iğne yaptım sıradakine çift yapıyorum 12 tek bir çift bundan sonra 15 tek bir çift yapacağım 10 tek bir çift yaptım 15 tek bir çift 5 kere 15 tek bir çift, 15 tek bir çift. E, onu yapayım arkadaşlar bir kere 5 e, kere yapıyoruz bu. 15 e, tek bir çifti 15 tek bir çift. 4 kere daha 15 tek bir çift yapacağım. Döneceğim. Sonra burada e, üç tane sık iğnem kalacak. 3 sık iğneyi de yapıp e, arttırmalarımı tamamlamış olacağım. Arttırmalarımı tamamladım. Şapkamızı e, böyle düz de kullanabiliriz. E, fatör gibi hafif kenarlarını katlayarak da kullanabiliriz. E, şimdi arkadaşlar burada işaretimi çıkarıyorum. Burada e, düzgün bir görüntü olması için ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tanesini atlayacağım. Bakın bunu atlayacağım, buna batacağım. Yalnız şu şekilde batıyoruz. Ters sık iğne yapacağım. Geri doğru gideceğiz. Bunu atlayacağım. Yanındakine batacağım. buradan batıyorum çekip topluyorum bir daha göstereceğim şimdi hemen dibine yapmayacağım atlayarak yapacağım buradan batıyorum çekip topluyorum yanındakini atlıyorum Bakın bir tane atlayacağım şunu atlayacağım arkadaşlar buna batacağım. Yalnız şöyle batıyoruz. Buradan batıyoruz. Yine bir tanesini atlayacağım. Bunu atlayıp yanındakine ters sık iğne yapacağım. Bakın yine atlayacağım bir tane. Ters sık iğneleri bir tane atlayarak, bir sık iğne atlayarak yapıyoruz. E, çok esnemesin şapkamızın ucu diye bir tane atlayıp çekiyorum. Bakın biraz bunu uzatabiliriz. Bir tane atlayıp çekiyorum. Bu şekilde yapacağız. Ilmek kaydırmalarımız. E, ya, ters sık iğnelerimiz pardon ters sık iğne yapıyoruz. E, ters sık iğnelerimiz bu şekilde olacak. Bir tane atlayarak şöyle çekiyoruz arkadaşlar bakın tığımıza böyle geçirip topluyoruz. Bir tane atlıyorum ve topluyorum. Sıranın sonuna kadar yapıp geleceğim ben buraya kadar tamamlayıp geleceğim. Bu şekilde ters sık iğnelerimi tamamladım. Eğer kastıysa arkadaşlar şöyle biraz açtırın ama kasmamıştır. Bakın bu şekilde son kısma geldim. Bakın burada bir tane boşluğum kaldı. İlk başladığım yer burası. Onun içine bunu atlıyorum. İlk başladığım yere batıp yine ters sık iğne yapıyorum. Şu kısma batacağım. Bakın bir tane atlayıp yanındaki boşluğa böyle çekiyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Burada görüntümüz bu şekilde oluyor. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Son ters iğne yaptıktan sonra, bakın şunu atlıyorum, şuna batacağım. Arkadan geçiriyorum tığımı, bunu da arkaya geçiriyorum. Burada bir tane zincir çekip ipimi biraz uzun bırakacağım, onu gizleyeceğim içeri. Buradan. İğne ile içeriye gizleyelim. İstediğimiz süslemeyi yapabiliriz arkadaşlar şapkamıza. Şöyle bebeğimize bir giydirelim. İsterseniz böyle de durabilir. Ya da şöyle de durabilir. Veya komple böyle de katlayabilirsiniz az bir şekilde katlanabilir bu şekilde arkadaşlar e şimdi süslemesini yapalım Kullandığım üç renk ipi arkadaşlar 120 santim yaklaşık 120 santim böyle bu şekilde ikiye katladıktan sonra e, şapkamızın etrafına dönecek şekilde arkadaşlar ayarlayın biraz da kısalacak burunca şöyle burada fiyonk yapacağız ona göre 120 santim kadar yani şu üç kat 120 santim olacak ikiye de katlanınca zaten. 60 santim kadar olacak. Şöyle uzun olması önemli değil. Kısa olmasın. Fiyonklarımızın güzel olması için. Böyle arkadaşlar buracağım. Bu tekniği biliyorsunuzdur. Şöyle buraya makası koyuyorum. Ya da birine tutturabilirsiniz arkadaşlar çocuklarınıza. Böyle döndüreceğim. Gerdireceğim tabii. diğer ucunu da bunu bırakmıyoruz arkadaşlar. Bunu e, tutalım şöyle. Diğer ucu da aynı şekilde bu tarafa doğru Sonra bu iki ucunu tutuyorum. Ve bırakıyorum. Burayı düğümlüyorum. E, çapkamızın şapkamızın etrafını arkadaşlar e, şu kısma arttırmalara başladığımız kısma böyle ben e, silikonla yapıştıracağım yine bu şekilde isterseniz siz e, tutturabilirsiniz e, iple bu şekilde yapıp burada eee fiyonk yapacağım bu iplerle fiyonk yapacağım ucunu bunun ucunu da düğümleyeceğim. Şunu biraz keseceğim. Ee, dediğim şekilde e, silikonla yapıştıracağım. E, şu birleşme kısmı arkaya gelsin şapkamızın e, da şöyle yan tarafa, yan tarafa buraya yerleştirip bunu fiyonk yapacağım. Tam buraya arkadaşlar, arttırmanın üstüne. E, silikonla yine yapıştıracağım. Böyle yapıştırdım arkadaşlar. Ara ara küçük küçük, e, yani çok fazla yapmayın. E, Silikonu geri dönüşü yok zaten, çıkmıyor. Onu da hesaba katarak e, yapıştırın ya da dikin arkadaşlar. E, ben böyle yapıştırdım silikon tavancasıyla. E, şimdi bebeğimin başına giydireceğim. İsterseniz yan tarafa, isterseniz arka tarafa da getirebilirsiniz bu şekilde fiyonkunu. Ya da yan tarafa. sağ ya da sola bu şekilde. yaptığınızı tamamlamış olduk ee, bu bölümünde bu videonun da sonuna geldik ee, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın